köyün üstündeyiz. Aa, çok güzel ya. Eyvah, zayıf sinyal diyor. Eyvah, sinyal gitti. Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle DJ Mini 2 tanıtacağım. DJ Mini 2'nin SE serisini tanıtacağım sizlere. Kutu açılımı yapacağız. Kutunun içinde neler var? Özellikleri neler? Bununla neler yapabiliriz? Hepsini tek tek göstereceğim sizlere. Evet, kutumuzu aldık önümüze. Şimdi şöyle şuradan altında buraya open diye bir yer koymuşlar. İlk önce poşetini çıkartalım. Şimdi kutumuzu şöyle zaten şuradan direkt kapağı açıldı. İçine böyle bizi drone'umuz karşılıyor. Bunu alalım. Ağırlığı da bayağı böyle ele güzel geliyor. Hani ağırlığı gayet güzel. Kameranın önüne koruyucu koymuşlar. Şuradan kenarlarından bant yapıştırmışlar. Bantları çıkartalım. Daha içinde bir şeyler var mı? Şunu çıkarttık. Evet. Şöyle bir şey çıktı. Bakacağız buna. Ve kumandası çıktı. Başka da bir şey yok. İçinden çıkanlar bunlar. Şimdi şundan başlayalım. Drone'umuzu bir açalım ilk önce. Peraneleri de bantlamışlar böyle. Burada Type-C şarj yeri var. Şurada da microSD kart takıp microSD karta görüntü kaydedebiliyorsunuz bunda. Şu altındaki iki tane sensörü hani yere inip inmediğini tespit ediyor gibi durumlar için kullanılıyor. Şunu şöyle açalım. Bunu da yavaşça açtık. Şöyle alttakileri şöyle çekip açıyorsunuz. Hani böyle ileri doğru zorlamayın. Mesela bunları ileri doğru açıyoruz. İleri geri. Şu dönerek kapanıyor. Hani ileri doğru zorlarsanız kırarsınız. Bunu da aynı şekilde açtık. Kameranın önündeki şu korumalığı da çıkarttığımızda şöyle bir kamerası var. 12 megapiksel bir kamera. Bu kamerayla 2.7K video çekim yapabiliyorsunuz. Özelliklerinde dediğine göre 31 dakika havada kalabiliyor. 10 kilometre ileriye gidebiliyormuş. Yani bu şu demek, kumandasından 10 kilometre uzağa gidebiliyormuş. Bunları da deneyip videomuzun içerisinde göreceğiz. Şurada bir lambası var. Şöyle içini açalım. İçinde bataryası var. Şöyle bir batarya. Bunu bu şekilde inceledik. Şimdi gelelim kumandamıza. DJ Mini 2'nin kumandasında ekran yok. DJ Mini 3'ün, yani bunun bir üst modelinde, burasında ekran da var. İkisinin arasında pek bir fark yok. Burada şöyle güzel bir şey yapmışlar. Buranın joysticklerin uçlarını floro koymuşlar. Bu da hani yere götüreceğiniz zaman böyle yer kaplaması açısından daha da güzel olmuş. Çıkartıyorsunuz şu altından, buraya takıyorsunuz. Bu size taşırken kolaylık sağlayacak. Gayet güzel düşünmüşler. Evet, joystickleri taktık. Burasında telefon takıyorsunuz. Bu şekilde kendisi sıkıştırıyor buraya telefonu. Kumandanın özelliklerine de birazdan değineceğiz. Hani şu tuşların ne işe yaradıklarını falan hepsine teker teker değineceğiz sizlerle. Şimdi şu kutumuzu açalım. Kutumuzda ne varmış? Bakalım. Type-C ve mikro kablo koymuşlar. Diğerini de getireyim. Bir tane Type-C iPhone kablo, bir tane Type-C ve mikro kablo. Başka bir tane daha var burada. Bu da Type-C Type-C kablo. Bu da USB Type-C kablo. Başka var mı içinde bir şey? Burada boş, burada boş. Şurada bir şeyler var. Bunlar da vidaları. Şu sökmek için, takmak için vida. Şunlar da yedek pervaneleri. Kaç tane var? Bir tane burada, iki tane burada. Toplamda 4 tane de pervane vermişler. Zaten hepsinde ikişer tane var. Bunları da şu vidayla takarsınız diye vida koymuşlar. Başka da bir şey yok. Ne yapmamız gerektiğini yazmışlar. DJ Fly APP uygulamasından bahsetmiş. Şu uygulamayı indirin demiş. Bu neymiş? Bakalım bu neymiş. Wow, sticker. DJI diye sticker göndermişler. Bunlar neymiş? Oo. Hani bunu üstüne falan şuralara yapıştırırsınız belki. Ben yapıştırmayacağım. Ve bunu da kenara koyalım. Şimdi malzemelerimiz bu kadar. İçerinden çıkanları tek tek gördük. Merhabalar, şimdi kutu açılışı yaptık az önce. Şimdi de uçuracağız. Uçuşunu göreceğiz. Size şimdi kumandayı tanıtacağım. Drone tanıtacağım. Öncelikle drone önündeki korumayı çıkarmazsanız eğer sisteme bağlanmıyor. Bu korumayı çıkarmanız gerekiyor. Ondan sonra açtık. Şimdi ben bir de hafıza kartı taktım. Görüntüleri hep hafıza kartına kaydedecek. Hafıza kartı takmazsanız eğer telefona kaydediyor. Şimdi açmak için kumandadan ilk önce şöyle baştan göstereyim ben size. Şurada bir girişi var. Bunun diğer kablolarını göstermiştim. Buradan Type-C çıkartıyorum. Buraya Type-C takıyorum. Telefonunuz mikro kabloysa buradan Type-C çıkartıp mikroyu takabilirsiniz. Şimdi buraya yerleştiriyorum. Uygulaması var. Uygulamasını karekoddan indiriyorsunuz. Şu şekilde bu uygulama, DJI Fly diye. Şimdi açtığımızda otomatik bağlanacak zaten. Şuna bir defa basıyoruz. İkinciye basılı tutuyoruz. Kumandayı açtık. Drone'u da aynı şekilde bir kere basıyoruz. İkinciye basılı tutuyoruz. Şu an drone da açıldı. Açıldığı için direkt bağlandı zaten. Hava da bayağı rüzgarlı şu an. Hani bu rüzgarda bakalım başımıza ne gelecek bilmiyoruz ama göreceğiz. Şimdi
yerini burası olarak belirledik. Bunda şöyle bir durum var. Yerini belirlediğiniz yeri hani geri dön dediğinizde aynı yerine gelip tekrar iniyor. Onu da göstereceğim. Şu şekilde görüntü geldi. Buradan konumumuz geldi. GPS sinyali yok diyor. Burada şu yüz gördüğünüz drone'un şarjı. Şurada RC yazan şebeke işareti. Drone ile kumanda arasındaki çekim gücü. Şu 15 yazan da uydular. Yani sizin uydunun konumunu. Başlangıç konumu güncellendi diyor şu an. Buranın konumunu güncelledi. Şimdi ben bunu nereye gönderirsem göndereyim. Eve dön dediğimde aynı buraya gelip inecek tekrar. Şimdi şunu göstereyim. Kumandamızın üzerinde FN ve şurada bir tuş var. Şu tuş kameranın aşağı yukarı hareketlerini sağlıyor. FN'ye basılı tutup arkadakini çekersek yakınlaştırma uzaklaştırma yapıyor. Şuradan şu an videoda bu. Şuraya bir kere bastığımızda kameraya geçiyor. Yani fotoğraf çekiyor. Bir daha basarsak video çekiyor. Videoyu da başlatmak için buraya basıyoruz. Şimdi drone'umuzu ilk önce havaya kaldırmak için uygulamadan kaldıracağım. Ben kumandadan da kalkıyor ama uygulamadan göstereyim. Şurada uygulamada şuna basıyoruz. Otomatik kalkış diyor. Basılı tutup bırakıyoruz. Drone kalktı. Şimdi rüzgar var. Rüzgarın etkisini görüyorsunuz. Drone kendini sabit tutmaya çalışıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum kumandada. Bayağı rüzgar var lan. Götürür onu. Bak. Şu an çok rüzgar var. Ona rağmen kendini dengede tutabiliyor. Yani gayet başarılı demek oluyor benim görüşümce. Şu tuş aşağı indiriyor. Şöyle yapınca yukarı kaldırıyor. Buradan da mesela soldan döndürüyoruz. Aa biz geldik. Şöyle de sağa döndürebiliyoruz. Şu tuş ileri. İleri götürüyor. Şu da sağa çekiyor, sola çekiyor. Aşağı, ileri. Şimdi şurada ekranda şu alt köşede gördüğünüz H yerden yüksekliği gösteriyor. Şu an yerden 1.6 metre, 5 metre yüksekliğiymiş. Değişiyor rüzgardan dolayı. Kumandadan da 2 metre ileride diyor. Şimdi bunu biz ileriye yollayalım. Videoyu da başlattık. Peki hocam bu kaç kilometre gidiyor mu yani acaba? 10 kilometre gidiyor hocam. Evet, köye geldik. Şimdi köyü çekiyoruz biz burada. Şöyle net görünüyor mu orada da? Gibi. Şöyle köyün üstündeyiz. Aa. Çok güzel ya. Eyvah, zayıf sinyal diyor. Eyvah, sinyal gitti. Zayıf sinyal dedi. Bir an dedim gitti herhalde görüntü. Şey gitti. Görüntü de gitti bir an gördünüz. Gönderdiğiniz zaman şuna sürekli dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bir de normal CN ve sport tuşları var. Sport'a alırsanız acayip hızlı bir şekilde gidip geliyor. CN'i alırsanız biraz daha ağır çekim, sinema modu gibi. Normalde de normal gidiyor. Ben normalde kullanıyorum. Buradan da tekrar indirmek için ve kaldırmak için kullandığınız tuşlar. Bunun tuşları bu kadar. Doğru. Görüntüleri videonun sonuna ekleyeceğim. İyi seyirler. Abone olup paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.